geldin mi? Hadi çabuk. Geç kaldık. Ne haber Ceren? Seni gördük, daha iyi olduk. Biz hadi derse çıkalım, hadi çabuk. Tamam. Tuğçe, bir defa çıkıyoruz. Herkes ısıyor. Ya bak, bütün sınıfı tembihledin değil mi? Öğretmen sorarsa ikisi de hasta diyecekler. Evet. Ayrıca Ceren sınıfa gelip sorarsa da tuvalette, kantinde falan deyip geçiştirecekler. Ay, çok heyecanlıyım. Ben de. Hadi gel çabuk. Buyurun. Ben alayım. Sen şimdi geç, şuraya otur. Hiçbir şeye dokunma, tamam mı? Her şeyi ben yapacağım. Ama sen şöyle güzel, romantik bir müzik aç, tamam? Hı, tamam. Ya Cem. Efendim Tuğçe, rahat değil misin? Ya yok, rahatım da hani biz şimdi okula astık ya, o yüzden biraz huzursuzum. Tamam. Yani eğer biz bundan çok rahatsız olursak yarın öbür gün ailelerimize haber veririz. Ne diyeceğiz? Okul asınca ne yaptık diyeceğiz? Doğruyu söyleyeceğiz tabii ki. Cem'le birlikte Cem'lerin evinde baş başa oturmak için mi okul astık diyeceğiz? Evet, ne var ki bunda? O baş başa kelimesi var ya, çok ayıp anlaşılabilir. Hem ben bir kızım sonuçta, bunu aileme açıklayamam. Canım, biz ayıp bir şey yapmıyoruz ki. Evet ama yanlış anlayabilirler. El ele tutuştuk, öpüştük falan zannederler. Tuğçe, biz zaten el ele tutuşuyoruz. Yani bu yalan değil. Hem ben artık aileme de söylemek istiyorum. Yani Tuğçe ile el ele tutuşuyoruz diyeceğim. Sakın Cem. Niye? Utandın mı? Evet. Ama bence onlar zaten fark ediyordur. Böyle konuşma. Bir daha onların yüzüne bakamam. Tamam, tamam. Ya Tuğçe, sana bir şey soracağım. Ne zaman seni öpmeme izin vereceksin? Ya 15 yaşına geldik. Ya büyüyünce, üniversiteye falan gidince. Ya hem sen bana öyle dudak bükücene, sosislerine baksana. Tamam, tamam. Hadi gel, masayı kurmama yardım et. Geldim, nihayet beni mutfağa sokabildin. Bir kadın elini değmesi lazım. Şuradan tabakları al. Nereye koyayım bunları? İçeriye, masaya. İçeride yiyeceğiz. Tamam.
benim sihirli annem.